Arkadaşlar, Caz Gitar Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün size dominantlar üzerine kullanabileceğiniz bir scale'den bahsetmek istiyorum. Bu scale Lydian bemol 7. Lydian bemol 7 aslında melodik minör scale'in, yani melodik minörün dördüncü derecesi. Mesela R'den melodik minör çalacak olursam aslında Re Dorian'a Do yerine Do diye çalıyorum. Yani 7. derecesi sadece majör 7, maj 7 olan bir Dorian gibi düşünebiliriz. Yani 1, 2, bemol 3, 4, 5, natural 6, natural 7 ve kök. Bu melodik minör. Melodik minörü dördüncü dereceden başlatacak olursam 1, 2, 3, 4. İşte o zaman scale'imizi elde etmiş oluyoruz. Buna Lydian bemol 7 deniyor. Neden? Çünkü şuraya kadar Lydian'a çok benziyor. 1, 2, 3, diyez 4, 5, 6. Yaparsam majör 7 ile kök sese bağlarsam bu bir Lydian olmuş olur. Ama biz bunu bemol 7 fa diyezlerinde fa kullanıyoruz. Dolayısıyla Lydian bemol 7 ifadesi de buradan gelmiş oluyor. Şimdi Lydian bemol 7 bir dominant akor sonuç olarak. Çünkü 3. derecesi majör, büyük üçlü ve 7. derecesi de bemol 7'li. Dolayısıyla dominant bir akor. Tansiyon olarak da diyez 11 sesini içeriyor. Dolayısıyla do diyez mesela sol için düşünecek olursak ilgili akor da şöyle oluyor. Hani şu sol 7. Ona bir de şuradan do diyez ekliyorum. Dolayısıyla aslında sol 7 üzerine melodik minör çalmış gibi oluyorum. Tabii sol 7 geçen yerlerde, mesela blues'da sol 7 gördüğünüz yerde bunu alternatif bir scale olarak kullanabilirsiniz. Bununla beraber aslında bu scale tam olarak kendi dördüncü derecesine çözülmeyen dominantlar için çok sık kullanılır. Mesela re, sol, mesela do majöre veya do minöre bağlanmak yerine gidiyor da fa minöre gidiyor. O zaman burada dominant akorunun üzerine bunu çalabilirsiniz. Veya substitute dominantlar. Mesela re, sol yerine re, re, re bemol dominant 7. Substitute dominantların üzerine, yani özellikle triton substitution dediğimiz, yani 3 ses değişimleri, mesela sol yerine re bemol 7 çalınan yerde re bemol hemen buradan çalabilirsiniz. Dolayısıyla yani bu söylediğim scale, birincisi kendi dörtlüsüne, majör veya minörüne, yani sol için konuşacak olursak mesela do majöre veya do minöre çözünmeyen bir sol 7 için bunu kullanabiliriz. İkincisi mesela ne olur?
La bemol minör, Re bemol minör, Sol bemol majör. Ama bunun yerine La bemol minör, Sol 7 ve Sol bemol. Yani Re bemol 7 yerine Sol 7 triton substitution'u kullanmış. O zaman burada yine leading bemol diye bir scale olarak kullanabiliriz. Ben burada statik bir Sol 7 diyez 11 akoru aldım. Bunun üzerine bir cümle çaldım. Bu cümlede aslında sanki 7. derecesinden başlıyormuşuz gibi olmuş oldu leading bemol scale ile. Bu arada leading bemol de böyle bir scale. Tam onun diyez 11 dedik ya arızası. Diyez 11 arızasından el alacak olursanız da aslında bir alter scale. Çünkü sonuçta re minörün modları ya bunlar. Re melodik minörün. Re melodik minör. Hemen yarım ses pese gittim. Yani 7. derecesini aldım. Re bemol altere. Zaten alter scale ile leading bemol idi. Birbirinden triton uzaklıktadır. Sol leading bemol 7, re bemol altere. İkisi de re melodik minörün modları. Biri 4. derecesi, biri 7. derecesi. Dolayısıyla ben re bemol altere gibi de düşünmüş olabilirim. Yani burada daha çok aslında o forma hakim olduğum için. Burada enteresan böyle bir 3 tam seslik bir bölüm var. Ve bunlarda da oldukça simetrik formlar var. Bunları çok güzel kullanabiliriz. Kromatik scale'i kullanabiliriz. Neden? Şimdi sol leading bemol 7 kullanıyorsak fa bunun 7. derecesi. Yani şuradan başladım. 7 1 3 diyez 4 6 7 ve kök ses. Kök sesten geriye bebop scale gibi kök ses natural 7 bemol 7 6. Yani re melodik minör olduğu için melodik minörde de 3. sesten geriye böyle bir kromatik yapabiliyorum. 7'den veya sol, bunların ikisini. Dolayısıyla böyle uzun bir kromatik line de elde edebiliyorum. Dolayısıyla şöyle çalalım biraz daha. Thank you.
form üzerine çalışmak da zevkli. Kromatik birçok ses kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunu blues'daki soli akorun üzerine veya kendi dörtlüsüne çözülmeyen dominantlar üzerine veya substitute dominantlar üzerine çalabileceğiniz bir scale. Buradan da bu scale'i çalışırken daha yeni konuştuk. Bunun üzerine bu denemeleri yaparken beni aradı. Kendisi de yakında sınava girecek. O yüzden ona da başarılar dileyim. Öğrencilerimden Nuri'ye buradan selam olmuş olsun. Tüm arkadaşlara iyi çalışmalar dilerim. Sınava girecek olanlara başarılar dilerim. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.